Merhaba arkadaşlar, bir soru çözümüyle daha birlikteyiz. Bitkilerde taşıma konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Şöyle başlayalım isterseniz direkt. Diyor ki, yanda verilen 3 farklı ortamda yaşayan bitkilerle ilgili. Hangileri, soru yazmamışım bu arada arkadaşlar, hangileri doğrudur diyor büyük ihtimal ya da yanlıştır diyor. Neyse biz doğru yanlışı bulalım, gerisi önemli değil. Şimdi, kurak ortam bitkisi, nemli ortam bitkisi ve sulak ortam bitkisini vermiş. Birincisinde diyor ki kök ozmotik basıncı 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 şeklindedir. Şimdi kök ozmotik basıncının en yüksek olduğu bitki hangisidir? Tabii ki kurak ortam bitkisi. Ozmotik basınç neydi? Suya olan ihtiyaçtı. Dolayısıyla kurak ortam bitkisinin daha fazla suya ihtiyacı olduğu için kurak ortam bitkisinin kök ozmotik basıncı daha yüksektir. Yani bu sıralama doğrudur arkadaşlar. Yaprak yüzeyinde toplam sutoma miktarı. Şimdi eğer ki yaprak yüzeyinde diyorsa sutomalar yaprak yüzeyinde bulunuyorsa arkadaşlar o bitki nemli ortam ya da sulak ortam bitkisidir. Dolayısıyla toplam sutoma miktarı ne olacak? Sulak ortam bitkisinde en fazla, sonra nemli ortam, sonra da kurak ortam gelecek. Yani 3-2-1 şeklinde olacak. Bu da doğru. Terleme hızı. Şimdi terleme hızına baktığımızda su kaybına dayanıyor, değil mi? Kurak ortam bitkisi terler mi? Değil mi? Terlese de çok az terler. Dolayısıyla en az kurak ortam bitkisinde, en fazla da sulak ortam bitkisinde lazım olması gerekiyor. Yani 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1 olması gerekiyor. Ama burada tam tersini vermiş. 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 şeklinde vermiş. O yüzden bu yanlıştır. Doğru olanı sorduğunu farz edelim ve 1 ve 2 doğru cevabımız diyelim. Gelelim diğer soruya. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi stomaların açılmasını sağlar? Stomaları ne açıyordu arkadaşlar? Stomaları bekçi hücrelerinde ozmotik basıncın artması açıyordu. Peki ozmotik basıncı ne artırır? Eğer ki fotosentez yapıyorsa ozmotik basıncı artırır. Nişastayı parçalıyorsa ozmotik basıncı artırır. Daha sonra bekçi hücrelerinde potasyum varsa stomalar açılır arkadaşlar. Diyor ki komşu hücrelere potasyumu geçmesi. Bu potasyumu komşu hücrelere değil bekçi hücrelere geçmesi gerekiyordu. Bu arada bekçi hücreler hangileriydi? Hemen hatırlatalım. Bekçi hücreler arkadaşlar bunlar. Komşu hücrelerde yanında bulunanlardı. Şunlar bekçi hücre. Bekçi. Şunlar da neydi? Komşu hücre. Dolayısıyla bekçi hücreden komşu hücreye geçmesi ozmotik basıncı azaltacağı için stomanın kapanmasına sebep olur. O yüzden bu olmaz. Bekçi hücrelerde nişasta sentezlenmesi. Şimdi nişasta sentezi nasıl oluyor? Dehidrasyonla oluyor. Dehidrasyonda su oluşturulur. Ozmotik basıncı artırmıyoruz, azaltıyoruz nişasta senteziyle. O yüzden bu da olmaz. Bekçi hücrelerde turgor basıncının azalması demiş. Turgor basıncının artması gerekiyor ki stomalar ne olsun? Açılsın. Neden? Çünkü turgor basıncı artarsa bakın. Şöyle düşünün. Açılma sırasında ilk önce turgor basıncı azalıp ozmotik basıncın artması lazım ki stomalar açılsın. Yani ilk başta ozmotik basıncı artacak, sonrasında turgor basıncı artacak. Kapanma sırasında tam tersi. İlk başta turgor basıncı artacak, sonrasında ozmotik basınç artacak. Şimdi diğerlerine bakalım. Bekçi hücrelerde fotosentez yapılması. Arkadaşlar bekçi hücrelerde fotosentez yapılırsa su kullanılır, glikoz üretilir. Dolayısıyla buradaki derişim artacağı için ozmotik basınç artar. Bu da fotosentezin açılmasına sebep olur. Fotosentezin demişim. Stomaların açılmasına sebep olur. Bekçi hücrelerde turgor basıncının azalması demiş. Sonraki zamanlarda azalması olur. Ama direkt azalması olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olmaz. Kalın çeperle ince çeper arasındaki gerilme farkının azalması. Azalma değil, artma olması gerekiyordu burada da. Bu da değil, cevabımız Denizli şıkkı olur. Gelelim 3. soruya. Diyor ki bitkilerde terleme verilenlerden hangilerini sağlar? Şimdi bakın terleme olayında sadece gaz halinde su atılıyor. Gaz halinde. Diyor ki madensel tuzların taşınması. Şimdi taşınmayı sağlar. Nasıl sağlıyor? Çünkü terleme olayıyla su dışarıya verildikçe yani su kaybedildikçe hani şey vardı ya hatırlayın terleme koezyon etkisi. Bu terleme koezyon etkisiyle madensel tuzlar ve su kısilen borularında taşınır. O yüzden taşınmayı sağlar. Fotosentez ürünlerin köklere taşınmasını sağlama. Arkadaşlar fotosentez ürünleri flemle taşınır. Terleme ile bilgisi yoktur. Bitkinin vücut ısısını düzenleme. Evet. Bitki aşırı sıcaklarda terleme yapabilir arkadaşlar. Vücut ısısını düzenleme için. Su ve minerallerin dışarı atması. Bakın mineral dışarı atmaz. Sadece ne atıyor?
su atıyor. Buna çok çok dikkat edin. Bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak. Eğer damlama deseydi, damlama sırasında mineraller de dışarı atılır ama terleme sırasında mineral dışarı atılmaz. Çünkü mineraller gaz haline geçemiyorlar. Bu yüzden sadece su gaz halinde atılır. Gelelim 4. soruya. Diyor ki, yandaki grafikte bir bitkide terleme hızının bir faktöre bağlı değişim gösterilmiştir. X ile gösterilen yere hangileri yazılabilir? Şimdi arkadaşlar, terleme hızının azalabilmesi için bitkideki su miktarının azalması lazım. Buna göre diyor ki, bekçi hücrelerinde karbondioksit miktarının artması. Bekçi hücrelerinde karbondioksit artarsa ne yapacak? Su kullanacak. Suyu kullandığı için su miktarı azalacak. Dolayısıyla terleme hızı da azalacak. O zaman bu olur. Havanın nemli olması. Arkadaşlar, havanın nemli olması yine terlemeyi azaltır. Bu da doğrudur. Çünkü neden? Hava nemli olduğu zaman dışarıdaki o havada bulunan su buharı bitkiyi etkiler. Dolayısıyla terlemeyi de azaltır arkadaşlar. Bu da olur. Havanın aşırı kurak olması. Bakın, aşırı kurak zamanlarda stoma kapanır. Stoma kapandığı için zaten terleme olmaz. Bu gider. Cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur arkadaşlar. Gelelim diğer sorularımıza. Arkadaşlar 5. soruda diyor ki, yandaki şekle göre hangileri yanlıştır? Şimdi bakıyorum, yandaki şekilde neyi vermiş bize? Soymuk borularındaki taşıma, yani basınç akış teorisini vermiş. Biz biliyor muyuz basınç akış teorisini? Biliyoruz. Ne oluyordu? Kaynak hücrede glikoz üretiliyor. Bu glikozlar sükroza dönüştürülüyor. Glikoz ve sükroz şeklinde flan borusuna aktarılıyor. Flan'dan sonra arkadaş, aktarıldıktan sonra kısilemden borç olarak su alınıyor. Daha sonra su molekülüyle birlikte bir akış oluşuyor ve bu akışla birlikte soymuk borusundan aşağı doğru taşınıyor. Bu gelen sükroz havuz hücresine geldikten sonra alınan su tekrardan geri veriliyor. Biz buna ne diyoruz? Basınç akış teorisi diyoruz. Diyor ki, kaynak hücrede oluşan besin monomerleri kalburlu boruya geçerek ozmotik basıncı artırır. Havuz hücreden kalburlu borulara su geçer ve flüem öz suyu ile besinler köklere taşınır. Şimdi bakın arkadaşlar, diyor ki havuz hücreden kalburlu borulara su geçer diyor. Havuz hücreden kalburlu boruya su geçiyor mu? Flüem öz su ile birlikte besinler köklere taşınır. Hayır arkadaşlar, böyle bir durum söz konusu değil. Besin taşındıktan sonra su molekülleri kısileme geçerek su yukarı taşınır. Doğrudur arkadaşlar, su molekülleri geçiyor, bu doğru. Şimdi şuna ben takıldım. Kaynak hücrede oluşan besin monomerleri kalburlu boruya geçerek ozmotik basıncı artırır. Aslında burada hani glikozun geçişi de görülür ama daha çok sükroz taşınır. Ben bunu doğru olarak kabul ediyorum. Çünkü hani monomer demesi, sonuçta glikozun da buraya geçtiğini biliyoruz. Sadece fazla miktarda sükroz oluşturularak taşınıyor. O yüzden cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olur arkadaşlar. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. Diyor ki, bir bitkinin gövdesinden halka şeklinde flan boruları çıkarılıp kısilen boruları bırakılıyor. Buna göre diyor, hangi sıraya göre gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar, flan çıkarılmış, sadece kısilen var. O zaman besin maddeleri taşınamayacak. Dolayısıyla ne olacak bir süre sonra? Artık bütün hücrelerde ölüm gerçekleşecek. Şimdi okuyalım ilk önce. Diyor ki, kök hücrelerinin ölmesi, yaprakların kuruyup dökülmesi, fotosentez ürünlerinin kök bölgesine ulaşamaması, suyun kısilen borularıyla taşınamaması. Şimdi arkadaşlar, ilk önce şu olur, bakın. Fotosentez ürünleri kök bölgesine ulaşamaz. O zaman birinci sırada bu olacak. Sonra fotosentez ürünleri kök bölgesine ulaşamadığı için kök hücreleri ne olur arkadaşlar? Bir süre sonra ölür. Kök hücreleri öldüğü için suyun kısilen borularıyla taşınması gerçekleşmeyecek. O yüzden 3. sırada bu olacak. En sonda kısilen borularından yapraklara su gitmediği için yapraklar kuruyacak ve ölecek. Yani sıralamamız 3, 1, 4 ve 2 şeklinde olur arkadaşlar. Bu şekilde sıralamamız gerçekleşecek. Gelelim ÖABT sorularına çıkmış olan. Diyor ki, yandaki şekilde su ve minerallerin bitki kökündeki çeşitli hücrelerden yanal taşınımı gösterilmiştir. Buna göre bu 3 farklı taşınım yolunu yazınız. Normalde şıkları var, ben şıkları yazmadım. Arkadaşlar hatırlayın, bu şeklin aynısını ben size çizmiştim yanal taşımada.
İlk olan nedir? İlk olan transmembrandır, değil mi? Ne oluyor da transmembranda? Arkadaşlar, hücrelerin arasından taşınıyor. Yani her hücreye geçiyor, o hücre aralarından taşınıyor. O yüzden bir numara transmembran. Transmembran taşıma. İkincisi arkadaşlar, ikincisi nedir? O da simplastik yoldur. Simplastik yolda ne oluyordu? Burada hücreler arasında bulunan boşluklar vardı. Hani böyle bir yol açılıyordu. Biz buna da simplastik yol diyorduk. Simplastik. Aynısını direkt olarak sormuş. Alttakine de ne kaldı zaten? Apoplastik yol kaldı. Apoplastik yolda da sadece hücre çeperinin bulunduğu yerden taşınıyor. Yani bakın şuradan sadece taşınıyor. Hücre çeperinin bulunduğu yerden. O yüzden de apoplastik yol oluyor. Gelelim diğerlerine. Diyor ki bitkilerde azot bağlanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bitkiler azotu topraktan amonyum ve nitrat formunda alırlar. Evet arkadaşlar. Bitkiler havadaki serbest azotu doğrudan kullanamazlar. Bu da doğru. Baklagil köklerinde havadaki serbest azotu bağlamada işlev gören nitrogenaz enzimi bitki hücreleri tarafından üretilir. Bakın bitki hücreleri tarafından değil, bakteri hücreleri tarafından üretiliyordu nitrogenaz enzimi. O yüzden bu yanlış. Nitrogenaz enzimi oksijen varlığında inhibe oluyor. Evet, bu yüzden de hatta bitki ne yapıyordu? Oksijeni kontrol ediyordu arkadaşlar. O yüzden doğru. Baklagillerin köklerindeki serbest oksijen lek hemoglobin sayesinde kontrol edilir. Aynen öyle. Serbest olan oksijen lek hemoglobin sayesinde bitki tarafından kontrol ediyordu. Ve böylece nitrogenaz enziminin inhibe olması engelleniyordu. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim diğer özelliğimize, diğer sorumuza. Diyor ki bitkilerde suyun köklerden yapraklara yer çekiminin tersi yönünde taşınmasına suyun aşağıdaki özelliklerden hangisi katkı sağlar? Aslında bu inorganik bileşiklerle ilgili bir soru ama bitkilerdeki taşıma ile ilgili olduğu için buraya da yazmışlar. Arkadaşlar, suyun kökten yapraklara doğru ters bir şekilde, yani yer çekiminin tersine doğru taşınması tabii ki kohezyon özelliği. Hatta biz ne diyoruz? Terleme, kohezyon, çekim özelliği diyorduk. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Bitkilerde gerçekleşen aşağıdaki olayların hangisinde ATP kullanılır? Plazma zarındaki kanal proteinlerinden suyun girişi. Suyun girişi arkadaşlar hiçbir zaman için ATP harcatmaz. O yüzden bu gider. Karbondioksitin riboz bir fosfata bağlanması. Bunda da ATP harcanmaz. Fotosentezde suyun ayrışması bu ışık sayesinde olur. Fotoliz diyorduk hatta biz bu olaya. Bu da olmaz. Kısilende suyun taşınması demiş. Hayır arkadaşlar, dediğim gibi suyun taşınmasında ATP kullanılmaz. Gitti. Mezofil hücrelerinden fuleme şeker yüklenmesi. İşte bakın şeker yüklenmesi olayında ATP harcanır. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Böylece taşımayla ilgili de soru çözümünü bitirmiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.